Merhaba arkadaşlar, Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu evin fiyatı 2 milyon 700 bin Türk lirası bitmek üzeredir. Ama iddialı bir ev arkadaş, böyle özene bezene yapmaya çalışmış. Duvarlarda granitleri görüyorsunuz. Boyalarda bunun tam zıttı, üstüne mermer koymuş. Buraya da değişik lambalar koymuş, değişik bir ambinasyon yaratmış. Ev köşe başlıdır. En yakın denize 2 kilometre yakınlıktadır. Ev çok farklı bir ev. Renkler de çok hoş olmuş. Duvarları da itina ile yapmış. Köşe başı bir ev, tek başına müstakil bir evdir arkadaşlar. Biz böyle dıştan başlıyoruz, size özetlemeye çalışıyoruz. Bittikten sonra bir daha size sunacağız. Tam bitmemiş. 2 milyon 700'den pazarlık var. 2 milyon 700'den pazarlık var. Can da şu anda kamerayı biraz oynatıyor. Evin dışını özetlemeye çalışıyoruz. Evin renkleri çok uyumlu olmuş. Gece görüntüsü bambaşka bir şey. Evin dışında o taşıyıcı konsolların altında da spot lambalar koymuş. Bir evin gece hali, bir de gündüz hali bambaşka bir şey. Ben çok akşam çekmek istemiyorum. Çünkü akşam görüntü çok cafcaflı oluyor. İnsanları yanıltıyor. Böyle doğal hali gündüz daha iyidir. Arada çeksem de artık kusura bakmayın, bazen gece de çekiyorum. Ama gündüz daha iyi anlaşılıyor. Bu beyefendi arkadaşımız yıllarca bu işi yapıyor. Yani işine sadık bir insan, işinin arkasında gelir bakarsınız. Eğer ki hani derseniz bu evi ben işte sevdim, ilgileniyorum falan, sahibiyle de Tayfun Bey'le de görüştürürüz, konuşursunuz, iletişim bilgilerini veririz. Değerli arkadaşlar, drone'umuzun şarjı bitti. Şarj belki önümüzdeki çekimlerde drone'la size çekeriz. Dediğim gibi sahibi genç, dinamik, işini seven bir arkadaş. Yani çok paraya doymuş tiplerden mal almak zor. Ama işini seven insanla alışveriş yapmak bambaşka bir şey. Dediğim gibi şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne, kamu kurum kuruluşlarına, kent meydanına, sağlık kuruluşlarına hepsine yakındır. Evin odaları geniş tütülmüş. Kimisi gider 3 oda, 4, 5 oda yapar ama odaları ufak. Bu beyefendi yenilikçi bir şeyle, bir sistemle yapmış. Bir de odaları büyük bırakmış. Şimdi gireceğiz evin içine. Otoparkı da var, havuzu da var. Evet. Salonu gayet büyük ve buradan bir garaj kapısı var. Burada bir garaj kapısı var. Önünde bir yeşil alan bırakmış. Dilenirse buraya iki araçla sığdırılır, ancak zor olur. Bir araç desek daha yerinde olur. Biz şimdi evin ön cephesinde havuza doğru gidelim. Minik minik çam ağaçları dikmişler, böyle yavru çam ağaçları. Akıllı evdir değerli arkadaşlar. Evet, bahçeyi de can göstermeye çalışıyor. Artık öyle bir hal aldı ki bu iş talep görünce bizim peyzaj mimarlarımız da bu konuda istihdam oluyorlar. Çünkü İnsanlar inşaat yapınca bir mimardan yardım alıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bizim peyzaj mimarlarımız da, iç mimarlarımız da burada istihdam anlamında hepsi çalışıyor, ediyor. Bu da gurur verici bir şey. Çünkü bu mimarsız hiçbir iş olmaz. Yönetmenlik de öyle. Yönetmenlik normal mimarlar zorunludur ama peyzaj mimarıymış iç mimar. O zorunlu olmasa da artık zorunlu bir hal aldı. Çünkü iş mimarlarımız çok başarılı. Onlarsız yol almak bana göre doğru değildir. Değerli arkadaşlar, bu döndük havuzumuza. Havuzda da yeni, daha yeşil renkler kullanılmaya başlanmış. Ben nereye gidersem Kuşadası'nda, Bodrum'da, burada bu renkler daha çok tercih ediliyor. Eski mavi renkler, şimdi yeşilimsi renkler. Yeşil, suda mavi olduğu için değişik bir çözelti oluyor. Havuzun bir kobrası var. Burada da yürüme yeri var. Tam duvara bindirmemiş. Değerli arkadaşlar, havuzumuz da bu. Çok fazla uzatmadan havuz taşımalı sistem, denge deposu, motor dairesi var. Evin dış cephesi de böyle. Korkulukları yeni nesil bir malzemeyle yapmışlar. Akıllı ev panjurları kaliteli duruyor. Ve şimdi evimize doğru yol alıyoruz. Gel babam. Gel. Evimize doğru yol alıyoruz. Yerdeki taşlar böyle kaygan değil. Bir ahşabı andırıyor. Kaliteli taşlar kullanmış. Ben çok evleri övmüyorum arkadaşlar. Şimdi biri geçen demiş ki bu iş nereye kadar varır? Bu iş nereye varır biliyor musunuz, bu yükseklik? Bu yükseklik artık insanlar, bazıları yurt dışında döviz yükseliyor. Onlar böyle ki alacaklar ama yurt içinde istatistiklere baktığımız zaman artık isyanda kimse kalmayacak. Alamayacağım diyecek. Kanat getirecek. Haliyle şükretmeye çalışacak. Durum bu. Gel Can. Değerli arkadaşlar, buraya da bu taşlar, keşke binanın bütün cephesine yapılsaydı. Bu taşları ben çok seviyorum. Çok mükemmel. Yani bu sanki tane tane yapıştırmışlar bunu. Çok güzel bir işçilik yapmışlar. Evet. Bu söveler keza öyle. Boya renkleri öyle. Nazar boncuğu da
bizim toplumun işte nazar boncuğu, bazı yerlerde bazı yabancılar bana bir şey yazıyor, nazar boncuğunu atıyorlar bana. Yani nazar boncuğu bizim kültüre yakın ya. Bu da akıl ev olduğu için buraya ısı pompası düşünülmüş. Yine burada bir banyo var, banyonun penceresi ve geldik evimize. Değerli arkadaşlar, şimdi neden bu naylonlar, muşambalar serilmiş? Bunlar arkadaşlar, bu ne kadar güzel. Gel gel bir yerde açayım yerleri. Sevgili arkadaşlar, bu sürgülü kapı tam güneye bakıyor. Evet, kıbleye bakıyor. Namaz kılanlar hemen buraya bakıp kıble sormaya gerek yok. Gel. Arkadaşlar, taşları gördünüz. Bunlar verniklenmiş parkelerdir. Kaliteli, süpürgeli değil de göster. Evet. Evet, burayı gösterdik. Bavemin, Dürkkekemin. Evet. Bunlar da böyle bronz. Değişik, pahalıdır bu elektrik soketlerinin yeri. Bunu da yapmış sevgili arkadaşımız. Şimdi mutfak, ada mutfak vesaire vesaire. Gel babam, geç buraya, mutfağı da göster. Bittikten sonra bir daha çekeceğiz. Bir, yani derler ya, 7'sinde neyse 70'inde de olur. Şimdi neyse sonrasında böyle olur. Evet arkadaşlar, bu da evimizin salonu. Panjurlarımız da böyle. Dur, bu panjur inmiyor mu ya? Karanlıkta biraz gösterelim. Evet. Gel, çık çık gel. Şimdi ana. Şimdi bir daha geç o kapını oraya, güneş gittikten sonra tavanların ışıkları daha realist duracak, daha diri duracak. Evet, bir tane ev vardı 790 bin liraya. Benim bir hemşerim var. Erzincanlı. Ona da İstanbul'da memur. Ona da hayırlı olsun muhtemelen. O aldı. Cumartesi gelecek. Serkan Toprağım, sana da hayırlı olsun. Burası salonumuz. Bunlar zikzaklar yapmışlar. Bu zikzakları göstersene. Değişik bir tavan çalışması yapmış arkadaşlar. Yani bazısı böyle çok renkler şey oluyor ya, cafcaflanıyor. Dolayısıyla bu biraz daha iyi yapmaya çalışmış. Ve döndük. Burası da mutfak. Mutfak nasıl yanıyor? Niye o diye? Hoho. Bura niye yanmıyor? Burada yanacak arkadaşlar. Bu ada mutfak. Burada da bunlar ne işe yarıyor? Priz. Biliyorsunuz bu şarj olayı hepimizin başına bela olmuş. Bu lambalar niye yanmıyor acaba? Ha? Bu lambalar niye yanmıyor can? Dur bakayım. Tamam neyse. Bu da böyleymiş arkadaşlar. Biz, burası şişman buzdolabı bir yeri. Burası mikrodalga. Burada mutfağımız böyle. Bu da ada mutfak. Mutfak ayrı mutfak değil. Açık mutfak. Benim de sevdiğim bir mutfak. Dolayısıyla bunu da özetledik. Gel can. Gel. Bunlar meşe ağacından. Bunlar pahalı yerler. Meşe ağacında Hilton dolaplar bayağı uzun ömürlü olur. Bunlar da böyle kırmızı kayalar var ya, bizim memlekette bazen oluyordu. Sanki o taşları andırdı bana. Granitlerde öyle. Ve geldik bu merdivenimizden. Merdivenimiz işte, adamın biri bir markete gidiyor. Bir manifaturacıya diyor ki, bu senin mi babanın mı? Benim diyor. Buna alışveriş yapmam. Bir daha gidiyor, herkes benim diyor. En sonunda biri diyor ki, bu dükkan babamdan kaldı. Elemanlarına diyor ki, bundan alışveriş yaparız. Şimdi bu arkadaş demek ki emekçi. Bak malına nasıl bakıyor. Demek ki bu kendi çalışmış. Demek ki biraz çaprazdan dur. O yüzden kendi emeğine saygısı olan malını korur. Bizim bir tane amca var. 80 yaşında, değerli bir insan. Bir gün bize öğüt veriyordu. Diyordu ki, oğlum bak diyor, zenginin malını koruyun ki sizin işiniz daim olsun. Eğer korumasanız diyordu, onda olmayacak, siz de iş yapamayacaksınız, çalışacak iş bulamayacaksınız diyordu. Ve geldik değerli arkadaşlar, Önder abi sana da selamlar. Geldik zemin üstü birinci katta, burada yine şık bir banyomuz var. Güzel bir banyomuz var, evet. Bittikten sonra bir daha çekerim. Lüksün sonu yok biliyorsunuz arkadaşlar, bu arkadaşı yapmaya çalışmış. 2700 dedi. Burada bir merdiven kovasını, oraya geç, oraya sen gösterdin. Merdiven kovasında bir tane banyoyu gösterdik. Zemin üstü birinci kata çıktık. Ve oda bir. Bu da birinci odamız arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Bu birinci odamız. Oda metrekaresi büyük. Böyle şirinlik yapıp böyle metreyle ölçmeye gerek yok zaten. Bir görüyorsunuz. Evet. Bura oda bir. Evet, evet, evet. Zaten ev adamın işine gelirse ofsan da gelir. Bir sürü YouTube'cu var. Kime nasipse ona gidersiniz. İlle bana gelin demiyorum. Belki de ben, en sorumlu benim yani, değil mi?
O yüzden kimi istiyorsanız Ayşe Fatma Hayriye Gelberiye kimi istiyorsanız ondan alın. Biz de rızkımızın peşindeyiz. Bu ikinci oda ve bu üçüncü oda. Oda heremi. Oh, Allah bunlar ne biçim şey? Allah Allah Allah. Bu yatak odası sevgili arkadaşlar. İçinde banyo var ebeveyn. Bu oda metrekareleri, büyük yerleri gördünüz ve yüzümüzü banyomuza çeviriyoruz. Merhaba banyo. Bu da banyo. Bu çiniler çok hoşuma gidiyor ya. Bu taşlar da güzel tercihini yapmış. Bu da fena değil. Buraya da şaka bin. Gelecek arkadaşlar. Eksik ne kaldı? Balkonlar. Orada köşe başıdır. Köşe başı. Bir balkon burada var. Balkon. Balkon, balkon, balkon. Bir balkon. Aa, bu balkon güzelmiş. Valla bu balkon güzel. Dün bir tane hanımefendi gezdirdim. Ben tam böyle bir daireye girdik. Sigara içtim. Hanımefendi bana dedi ki hop hop. Allah baktım. Dedim abla sen Karadenizli misin? Evet bak dedim işte. Dedim tam yiğit bir kadınsın abla dedim. Abla dişi ağrıyordu gitti. Sabah aradım cevap vermedi. O ablaya da selam. İzler mi izlemez mi bilmiyorum. Arkadaşlar bu ev 2.700.000. Şimdi biz de size sunduk. Sizin ızdırabınızı herkes anlıyor. Evler yükseldi. Ama illa yazlığınız olacak diye bir şey yok. Sağlığınız olsun. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bu iş nereye varır peki? Ne olacak? Benim yorumum. Benim şahsi fikrim. Bu iş böyle yükseliyor. Geri gitmez. Stokta mal yok. Ne olacak? Artık adamın yazlık hali bitecek. Diyecek ben almıyorum. Kardeşim ben almıyorum ala ala. O gurbetçilerde biraz parası var. Döviz daha da yükselebilir. Ya ben şimdi istemiyorum yükselsin. Belki de yükselmez. İnşallah yükselmez. Onlar da gelip nazlı nazlı alacağım almayacağım. Biri gelecek aman üf. O da ayrı bir dert. Onlar biraz bazıları alabilecek. Hepsi de değil. Bazıları işi gücü çalışan adamlar alabilecek. Ondan sonra bu sektör bizler gibi insanlar da herhalde işte 5 lira kazanacağına 1 lira ya 0 nokta eksiğin altına gireceğiz. Gidişat öyle gösteriyor gibi. Bunu da ama ben ekmeğimi taştan çıkarırım. Yani dün işte bazı insanlar var Atatürk'ü seviyorlar gerçekten. Çok çok yerden göğe kadar haklı herkes seviyor ama bazıları çok fanatik. Yani birçok fanatik. Karıştırmayayım ama niyetimi anlıyorsunuz. Pakistan'da Afganistan Amerika geldi girdi. Bak dün ben bir haber okudum NTV'de. Abi aman adam 9 yaşında çocuğu birbirine satıyor bir şey yapıyor. Allah bizi o tip durumlarla sınamasın. Ecdadımız iyi ki var. İyi ki bahse konu olan isimleri söyledim. İyi ki onlar var. O yüzden ev gelir gider. Beterin beteri var. Beterin beteri var. Her şeyi öpüp başımıza konalım. O soğuk Avrupa caddeleri, büyük taşlar, küleler falan onlar karın doyurmuyor. Hepimiz ölelim memleketimiz için. Can verelim, sevelim birbirimizi. Kötüsüyle, iyisiyle. Bu benim fikrim böyledir. Bu kadar yarın söylüyorum. 2.700.000'lik evi de size sundum. Değerli bir arkadaşımız yapmış. Hoşça kalın, iyi günler. Roş, baş.